Merhaba arkadaşlar, Sosyal Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını işleyeceğiz arkadaşlar. İkinci ünitemizin ilk konusu arkadaşlar, kültür ve miras ünitesinin ilk konusu. Sizlerle bugün Anadolu'da ve Mezopotamya'da kurulan uygarlıkların hangileri ne olduğunu ve bu uygarlıkların özellikleri nelerdir arkadaşlar? Hangi çalışmaları yapmışlar? İnsanlık tarihine ne tür katkılarda bulunmuşlar? Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Öncelikli olarak şunu belirteyim arkadaşlar. Normalde Anadolu uygarlıklarından başlamam gerekiyor. Fakat ben Mezopotamya uygarlıklarından başlamayı tercih ediyorum. Çünkü Anadolu uygarlıkları biraz daha önemli bizim için. Yazılarda soru çıkma ihtimali daha yüksek. Soru bankalarında, yaprak testlerde Anadolu uygarlıklarının soru çıkma ihtimali daha yüksek. Çünkü Mezopotamya uygarlıklarının hepsini MEP kitabınız almamış. Ben de hepsini almadım arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikli olarak biz Sümerlerle başlıyoruz. Şunu arkadaşlar bilerek buraya koyuyorum. Gülün. Mutlu olun her zaman. Mutlu mutlu ders dinleyin. Arkadaşlar şimdi Sümerlerden başlıyoruz. Arkadaşlar Sümerlerin başkenti yok. Çünkü Sümerliler site adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlar arkadaşlar. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlar Sümerler. Sümerliler. Onun için bir başkentleri Yok arkadaşlar. Her bir site bir devlet olarak görülüyor. Ee, onun için biz bu şehir devletlerine de site adını veriyoruz arkadaşlar. Ülkeyi arkadaşlar patesi adı verilen rahip krallar yönetiyor. Yani bu krallar e, hem rahip hem de arkadaşlar ülkenin yönetiminden sorumlu. Biz bunlara da patesi veriyoruz. Sümerler'deki devlet yöneticilerine ne isim veriyoruz? Patesi adını veriyoruz arkadaşlar. Bu patesiler e, yani bizim mesela İslamiyet'le bağdaştıralım hem imam hem cumhurbaşkanı öyle düşünün arkadaşlar ama tabi e, rahip krallara biz patesi adını veriyoruz. Arkadaşlar şimdi Sümerliler bir tapınak inşa etmiş. Bu tapınaklara ne isim vermişler? İşte, eğer okumuşsanız bilirsiniz arkadaşlar. Zigurat adını vermişler. Zigurat demişler arkadaşlar. İnşa ettikleri tapınaklara Zigurat adını vermişler. Şimdi arkadaşlar bu zigguratlar yüksek. Ee, bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi en tepeye bunlar mercek falan koymuş. Bir şeyler koymuş. Daha doğrusu e, mercekten ziyade gökyüzüne bakmışlar. Demişler aa yıldızlar kayıyor. Aa ay hareket ediyor. Aa aa aa, a neyi bulmuşlar arkadaşlar? Ee, ay yılına ay yılı esasına dayanan takvimi hazırlamışlar. Yani bu ziguratlar tepelerinde yaptıkları gözlemler sonucunda ay yılı esasına dayanan takvimi hazırladılar. Yani ay, a, a, a şaşırmışlar, şaşırmışlar, şaşırmışlar. En son ay yılı esasına dayanan takvimi hazırlamışlar arkadaşlar. Bunu bulan uygarlık tabii ki de Sümerler diyoruz. Arkadaşlar ayrıyeten bu ziguratların e, içerisinde arkadaşlar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Arkadaşlar taştan yapıldığı için Buraya arkadaşlar e, ürünlerini boz daha doğrusu onun, ürünlerinin bozulmasını istemeyen kişiler, ürünlerini korumak isteyen kişiler soğuk hava depolarına ürünlerini getirmişler arkadaşlar. Ve bu ziguratlar o zaman hem e, şuraya ay yılını esas. O zaman astronomi değil mi? Astronomi alanında çalışmalar yapmışlar diyebiliriz. E, bu ziguratların tepelerinde gözlem yaptılar. O zaman astronom bilimi gelişmiş. İçerisi soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Arkadaşlar şimdi bu depoya gelen ürünleri kaydetmek için e, demişler ne yapalım ne yapalım ne yapalım arkadaşlar? Ne icat etmişler? Çivi yazısını. Arkadaşlar yazıyı icat eden Sümerlilerdir. Tarih yazıyla başlar. O zaman tarihi çağların başlamasına yol açan uygarlığımız Sümerlerdir arkadaşlar. Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır ziguratlara gelen ürünlerin kaydedilebilmesi için çivi yazısını icat eden uygarlıktır arkadaşlar. O zaman zigurat hem astronom biliminin gelişmesinde etkili hem çivi yazısının bulunmasında etkili arkadaşlar. O zaman tarihi başlatan uygarlık Sümerlilerin dünya uygarlık tarihine kattığı en büyük katkı yaptığı en büyük katkı çivi yazısını bulmasıdır arkadaşlar. Bunu böylece bilelim. E, Tabi yazının bulunmasıyla tarih başlamıştır. Tarihi başlatan uygarlık kimdir? Sümerlerdir arkadaşlar. Ayrıca tekerleği bulan uygarlıktır arkadaşlar. Tekerleği bulan uygarlık yine e, Sümerlerdir. Bu hangi alanla ilgili? Bu ulaşımla ilgilidir arkadaşlar. Bu kültürle şu e, patatesler zaten devlet yönetimini biliyorsunuz siyasi bir kavramdır. E, Sümerler bu kadar arkadaşlar. Ama yazıyı bulan uygarlık Sümerlerdir. Bak bu yazılda çıkabilir. Şu yazılda çıkabilir. E, ziguratların inşa edilmesiyle astronominin gelişmesi yazılarda çıkabilir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakalım bir diğer uygarlığımız Asurlar. Arkadaşlar Asurların başkenti neresi? Asurların başkenti Ninova'dır arkadaşlar. Ninova. Arkadaşlar temel, temel geçim kaynakları Asurlar ticaretle uğraşmış. Yani Asurlu tüccarlar diyoruz. Hatta o kadar gelişmiş ki ticaret. Asurlu tüccarlar diyoruz arkadaşlar. Tabi bunlar dünyanın çeşitli yerlerine ürün götürmüş. Onun için e, Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlar arkadaşlar. Bu ticaret merkezlerinin en önemlisi ise Kayseri'de bulunan Kültepe'dir arkadaşlar. Kültepe. Anadolu'ya yazıyı getirmişler. Dünyanın ilk itibarenesini kurmuşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar ticaretle uğraşıyor. Yazı, şimdi o dönemde iletişim o kadar gelişmemiş. İnsanların birbirinden haberi yok. Yani telefonlar hep Sümerler'de yazı bulmuş. Aa biz de yazı, yazı bulmuş biz de kullanalım diye bir şey yok. Yani insanlar arası iletişim biraz düşük. Düşük olduğu için Asurlar yazıyı kullanmaya başlamış. E tabi bunlar tüccar. Anadolu'ya gelmiş. Karum adı verilen ticaret merkezlerine gitmişler. Kültepe'de demişler ki işte bir şeyler not etmişler. Lan demişler bunlar ne? Yani bu bunun adı ne demişler. Yazı yazsın haberiniz yok mu? Yok demişler. Onun için arkadaşlar biz diyoruz ki Anadolu'ya yazıyı getiren uygarlık Asurlardır arkadaşlar. Asurlar Anadolu'ya yazıyı getirmiştir. Bu önemlidir arkadaşlar. Çıkabilir. Ninova'da, başkentleri Ninova'da dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. O zaman dünyanın ilk kütüphanecisi Asurlu'dur arkadaşlar. Onu söyleyelim. Dünyanın e, kitabını kütüphaneye en geç e, geç getiren ilk kişisi de yine Asurlardır arkadaşlar. Bu espri yapalım. Devam ediyoruz. Babiller, Babilliler arkadaşlar, Babiller, Babilliler arkadaşlar çok basit. Babil'in başkenti Babil. Bugünkü Irak toprakları arkadaşlar. En önemli kralları Hamurabi. Hamurabi arkadaşlar en önemli krallarıdır, en meşhurudur. İyi bir de koyalım şuraya. Hamurabi arkadaşlar en önemli krallarıdır. Tarihte bilinen ilk anayasa olan arkadaşlar Hamur Rabi kanunlarını hazırlamışlardır. Arkadaşlar Hamur Rabi kanunları tarihte bilinen ilk anayasa özelliği taşımaktadır. Önemlidir ha. Çok önemlidir Hamur Rabi kanunları. O zaman tarihte bilinen ilk hukuk devleti kimdir? Babillerdir arkadaşlar. Çünkü ilk anayasayı hazırlamışlardır. Onu bilmemiz lazım. Arkadaşlar bu yasalar kısasa kısas. Yani eğer sen birinin ineğini öldürürsen cezası da sen ineğini öldürmek olur. Birinin kolunu kestiysen onlar da daha doğrusu yasalara göre senin de kolu kesilir. Ee, onun için kol kesenin kolu kesilir. Kısasa kısas budur arkadaşlar. Sen ne yaptıysan aynısını sana yaparlar ceza olarak. Biz buna kısasa kısas diyoruz. Bu da çok sert yasalardır arkadaşlar. Bunu da e, bilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim ki en önemli eserleri arkadaşlar. Babil. Babil'in asma bahçeleri. Babil'in asma bahçeleri ve Babil Kulesi en önemli eserleridir. Burada soru çıkacak yer muhtemelen arkadaşlar Hammurabi kanunlarını kim hazırlamıştır? Cevap Babiller. Arkadaşlar Mezopotamya uygarlıkları bu kadar devam ediyoruz Anadolu uygarlıklarına. Sevgili arkadaşlar şimdi Anadolu uygarlıkları daha önemli çünkü Anadolu dediğimiz zaman şu anki Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bulunduğu bölge yer alıyor arkadaşlar. Bakalım Anadolu uygarlıklarında neler var. Bunları siz muhtemelen e, kitaplarda görmüşsünüzdür. Arkadaşlar Hititlerle başlıyoruz. Hititlerin bir diğer adı Etiler. Bu Eti bisküvilerin üstündeki güneş kursu. Yani o güneş işareti arkadaşlar Hititlere aittir. Bir diğer ismi Etiler'dir. Başkenti Hattuşaş'tır arkadaşlar. Hattuşaş. Arş kentleri Hattu, Şaş, Çorum civarlarında bulunuyor. Arkadaşlar devlet yönetiminde kral etkili. Ha şunu belirteyim. Çok özür diliyorum arkadaşlar. E, bakın dini inanışı anlatmıyorum. Çünkü Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının hepsinde çok tanrılı din var. Bakın Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının e, hepsinde çok tanrılı din e, inanç var arkadaşlar. Onun için dinlerden bahsedemiyorum. Devlet yönetimde kral etkili dedik arkadaşlar. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise Pankuş Meclisi adı verilmiş arkadaşlar. Pankuş Meclisi adı verilmiş. Arkadaşlar bu mecliste devlet işleri konuşuluyor, tartışılıyor ve karara bağlanıyor. Kraliçelerine arkadaşlar Tavananla adı verilmiştir. Tavananla. Kraliçelerine Tavananla adı verilmiştir arkadaşlar. Başkent, Tahtuşar dedik. Devlet yönetimde kral etkili. Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise de biz. Pankuş adını verdik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar e, soru çıkma ihtimali yüksek hepsinin çünkü titler önemli. E, arkadaşlar ben buradan soru beklerim. Anal adı verilen yıllıklar hazırlamışlardır. Arkadaşlar bu anal adı yıllık anal adı verilen yıllıklarda tanrılara hesap verme amacıyla yazıldığı için e, günah defteri, sevap defteri işte biz bunları işledik, bunları yaptık dedi. E, bunları yani yaptıkları her şeyi anlatıyorlar. Onun için tarihte bilinen ilk daha doğrusu ilk tarihi yazıtlar olarak bilinir. Anal adı verilen yıllıklar. ilk tarihi eser olarak bilinir arkadaşlar. Bir de e, tanrılara hesap verdiklerini düşündükleri için e, bunlar tarafsız yazılmış. Yani her şeyi doğru bir şekilde yazmışlardır. Çünkü eğer yanlış yazarsak tanrı bizi cezalandırır diye düşünmüşlerdir arkadaşlar. Şimdi önemli olan nokta burası. Bura kesin çıkar. Mısır Uygarlığı ile tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması'nı imzalamışlardır. Kadeş Antlaşması Mısırlılarla Hititler arasında imzalanmıştır. Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşmasıdır arkadaşlar. Temel geçim kaynakları ticaret, tarım ve hayvancılıktır. Bura o kadar önemli değil ama bilin. Şu Kadeş Antlaşması oldukça önemli. E, şurası önemli. Şu Pankuş Meclisi önemlidir arkadaşlar. Bunu böylece bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi başka anlatacağımız bir şey var mı? Bence Hitler'le alakalı yok. Devam ediyoruz. Frigler. Arkadaşlar Frigler deyince aklınıza. şimdi Başkenti ilk başta neresidir arkadaşlar? Başkentine gitmeden önce ben krallarına değinmek istiyorum. Krallar arkadaşlar krallarına Midas adı verilir. Hatta eşek kulaklı Midas derler bunlara. Kulakları sivri diye. Şimdi arkadaşlar başkenti neresi? Başkenti Gordion ya da Gordios diye geçer arkadaşlar. Krallarına Midas adını veriyoruz. Temel geçim kaynakları arkadaşlar tarım, tarım, tarım. Kısmi olarak da hayvancılık ama Frigler'de tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiş. Hazırladıkları yasalarda saban kırmanın ve öküz öldürmenin cezasını ölüm olarak belirlemişlerdir. Buna göre friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tarım ve hayvancılık önemlidir arkadaşlar. Bakın şu maddeye bakarak friglerde tarım ve hayvancılığın oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü adamlar saban saban ne arkadaşlar? Saban çift yani tarlayı sürmeye yarayan araç. E, saban kırmanın ve öküz öldürmenin cezası ölüm olarak belirlendiği için friglerin tarım ve hayvancılığa oldukça önem verdiğini söyleye. Biliriz arkadaşlar, burası oldukça önemli de şu iki madde. Arkadaşlar, şimdi friglerde tabii ki de tarım ve hayvancılık önemli çünkü biz bunu bir daha tekrar ediyorum. Öküz öldürmenin cezasını, saban kırmının cezasını ölüm olarak belirlemişlerdir. Yani diyorlar ki bizde şey önemli, bizde tarım oldukça önemli. Eğer siz tarım aletlerini Aletlerine zarar verirseniz biz de sizi ne yaparız? Öldürürüz. Onun için tarım önemli dedik. Tekrar ediyorum. Çünkü önemli arkadaşlar. Şimdi ben buraya atlayacağım. En büyük toprak ve bereket tanrıçalarına bakın. Tanrıçalara bile bereket tanrıçası. Bu da tarımın önemli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Biz buna kibele adını veriyoruz arkadaşlar. Kibele adını veriyoruz. Arkadaşlar bir de Şimdi bunlar e, dini inancın daha çok e, sosyal hayatın dini inanca yansıdığının temel göstergesi. Tanrıçalarına Kibele adını e, vermeleri arkadaşlar. Şimdi bir de günümüzde kullanılan filket arkadaşlar. Fibula ona da fibula adını vermişler ve e, fibula adı verdikleri çengelli iğneyi kim bulmuştur arkadaşlar? Frigler bulmuştur. Bunu da e, Böylece bilelim. Arkadaşlar şimdi kilimler dokunmuşlar. Çünkü tarım ve hayvancılık hayvancılık yaygın olduğu için dokumacılık da gelişmiş. Tapates adı verdikleri tapates adı verdikleri kilimleri dokunmuşlardır. Bu önemlidir arkadaşlar. En sona bıraktım. Bu da sosyal hayatın yani şuradaki tarım ve hayvancılığın yan ekonomik dalını oluşturması anlamına geliyor Yani hayvancılık yapıyorsan dokumacılık da gelişmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Frigler tarım ve hayvancılık unutmayın. Evet arkadaşlar Lidyalara devam ediyoruz arkadaşlar. Lidya deyince aklınıza kesinlikle para gelmesi lazım. Başkenti Sardes. Sarttır arkadaşlar. Tabii ki de parayı bulmuşlardır. Parayı bulan uygarlık. Arkadaşlar para bulunduğu zaman için para bulunana kadar takas usulü vardı. Yani al patatesi ver kazağı. Al kazağı ver e, işte neyi diyelim e, ayakkabıyı, deriyi, tuzu. Onun için arkadaşlar paranın icat edilmesi takas usulüne son verilmişti. Parayı bulan uygarlık Lidyalılar. Takas usulüne son veren uygarlık yine Lidyalılar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne inşa etmişlerdir arkadaşlar? Bunlar bir yol inşa etmiş. Bu yola da kral yolu adını vermişlerdir. Hocam kral yolu ne? Arkadaşlar ticaret yolu. Kral yolu eşittir. Ticaret yoludur. Onun için ticarette zenginleşmişler. Temel geçim kaynakları. Parayı bulmuşsan temel geçim kaynağının hayvancılık olacak hali yok temel geçim kaynağın parayı bulmuşsan ticarettir ki burada ticaret yolu açmışsın. Düşünsene ticaret yolu açmışsın diyorsun ki o orada işlesin biz hayvancılık yapalım. Hayır yok öyle bir şey. Kral yolunu inşa etmişler ve ticaretle uğraşmışlar arkadaşlar. E, Lidyalılar kısa zaten. Urartular arkadaşlar başkentleri Urartu'nun şöyle tutayım ki. Evet başkentleri Tuşpa arkadaşlar Van yani günümüz Van toprakları Tuşpa civarında kurulmuştur arkadaşlar. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır arkadaşlar. Tarım ve hayvancılık. Yanlış yazdık herhalde. Yok evet doğru. Tarım ve hayvancılık. Arkadaşlar başkenti Tuşpa Van civarı diyoruz. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Tarımı geliştirmek için Şamran adı verdikleri hatta günümüzde kalıntıları var Van civarında. Tarımı geliştirmek için şamran adı verdikleri kanallar inşa etmişler arkadaşlar. Ee, şimdi bu cümleyi verir. Der ki Urartularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tarımı geliştirmek için şamran adı verilen kanallar inşa etmişler Urartular. Buna göre Urartularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tarıma önem vermişlerdir. Evet. Size ayaküstü bir soruda çözdüm arkadaşlar. Kıymetini bilin. <laughs> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Taş işçiliği gelişmiş. Taş işçiliği. Ee, arkadaşlar taş işçiliğinin geliştiğini nereden biliyoruz arkadaşlar ee, Van kalesini inşa etmişler günümüzde hala var arkadaşlar hala günümüzde varlığını devam ettiriyor e, kaç yüzyıl önce inşa edilen bir kale hala varlığını devam ettiriyorsa o zaman Urartular taş işçiliğinde gelişmiştir diyebiliriz Van kalesi Urartulara aittir unutmayın başkentlere Tuşba Van tarım ve hayvancılığa önem vermişlerdir tarımı geliştirmek için arkadaşlar Şamran adı verilen kanallar inşa etmişlerdir. Evet şu an gülmeye başlayabilirsiniz. Çünkü yavaş yavaş dersin sonuna geliyoruz. Son uygarlığımız arkadaşlar iyonlar. Bakın iyonlar soru çıkma ihtimali her zaman yüksek olan bir uygarlık. Çünkü iyonlar arkadaşlar yani şöyle bahsedeyim içeriği çok geniş. Yani çünkü bilim alanında geliştikleri için bizim öğretmenlerimiz de bilimi sevdiği için ben de bilimi seviyorum. Ben de iyonlardan soru soruyorum. Onun için iyonlar önemli. Arkadaşlar şimdi iyonların da başkenti yok. Çünkü polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır arkadaşlar. şimdi arkadaşlar e, tabi iyonlar günümüzde yani o zamanlarda Kurulmuş ama günümüz İzmir, Efes, Foça ve Millet bazı önemli şehirler. Yani günümüzde orada bazı kalıntılarını görebilirsiniz İyonlarla alakalı. Arkadaşlar İyonların demokratik bir yönetim anlayışı var. Demokratik bir yönetim anlayışı var. Yani bu polis adı verilen şehirlerde e, yöneticiler e, seçimle iş başına geliyor. Eğer bir yerde seçim ve meclis varsa orada demokratik bir yönetim vardır. Arkadaşlar... E, Şimdi şurası önemli. Kesin buradan soru gelir. Özgür düşünce ortamı. Özgür düşünce ortamının bulunmasından dolayı bilim gelişmiştir. Arkadaşlar normalde bilim orta çağda mesela yasak ya da bazı uygarlıklarda hoş görülmüyordu. Ama burada diyorlar ki düşünün düşünebildiğiniz kadar yeter ki bir şeyler icat edin. Yeter ki bir şeyler ortaya koyun. Bilim arkadaşlar iyonlarda bilim gelişmiştir. Bunun temel sebebi özgür düşünce ortamının bulunmasıdır. İyonlarda bilimin gelişmesinin temel sebebi özgür düşünce ortamının bulunmasıdır. Kim? Nereden anlıyoruz? Thales, Pisagor matematik ve matematik alanında, Hipokrat tıp alanında, Homeros edebiyat alanında, Herodot tarih alanında, Diyojan felsefe alanında, İyonlarda yetişmiş ünlü bilim adamlarından sadece bazılarıdır arkadaşlar. Şimdi burayı verip neden İyonlarda bu kadar bilim adamı yetişmiş? Çünkü özgür düşünce ortamı var. Soru böyle gelir. Arkadaşlar Artemis tapınağı ve Efes Antik Tiyatrosu. Efes Antik tiyatrosu, iyonlardan kalma bazı eserlerdir arkadaşlar. Günümüzde bu eserler iyonlardan kalmıştır arkadaşlar. Temel geçim kaynakları deniz kıyısında oldukları için arkadaşlar ticarettir. İyonların temel geçim kaynağı ticarettir. Hocam nereden soru gelir? Arkadaşlar şu özgür düşünce ortamından kesinlikle soru gelebilir. Bunu söyleyeyim. Soru bankalarında sıkça karşılaşırsınız. Ee, Tabi şu e, İzmir, Efes, Faça ve Millet e, şehirleri de bilgi sorusu olarak gelebilir. Şurayı da arkadaşlar unutmayın ama şuradan soru çıkma ihtimali çok çok yüksektir. Arkadaşlar e, bugünkü dersimiz bu kadar. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de bana teşekkür etmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. E, kanalıma abone olun ki arkadaşlar bir sonraki videolardan bir sonraki derslerden haberdar olabilirsiniz. E, ders anlatmaya devam edeceğim. Başarılar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.